TRT1'de Berlin sokaklarını beraber keşfettiğimiz program Berliner Straßen devam ediyor. Bugün rotamızı Kottbusser Tor ve çevresine çevirmiştik. Buralara gelmişken civardaki gezilip görülecek yerlere de göz atmak istedik. Onlardan bir tanesindeyiz şu anda, Rangelbrunnen Çeşmesi'ndeyiz. Burası Urbanstraße üzerinde yer alan parkın en sonunda yer alıyor. Bu çeşme 1877 yılında geç klasik dönem sanatçılarından Hugo Hagen tarafından yapılmış. Bir yoruma göre çeşmenin üzerindeki semboller sanat, ticaret, tarım ve askeri alandaki başarıyı temsil ediyor. Havanın güzel olduğu günlerde bu çeşmenin kenarı soluklanmak için harika bir yer. Restorandan Mehmet Bey var yanımızda şu anda. Öncelikle hayırlı olsun restoranım. Teşekkür ederim, sağ olun. Buraya gelenler ne gibi şeyler bulabilecekler burada? Buraya gelenler Türkiye'de aradıkları her şeyi burada bulabilecekler. Adana kebabından, kuşbaşısından, Ali Nazik'inden, patlıcanlı kebabına kadar her şeyi burada bulabilecekler. Bizim mutfağımız aslında böyle kebap, et yemekleri konusunda çok zengin ama döner Berlin'de meşhur olmuş. Sizce Almanlar ve diğer ülkelerden gelenler nasıl ilgi gösterecekler ya da geçip gelirken ilgi göstermeye başladılar mı? Buraya gelen müşterilerimizden tabii ki hepsi ilgi gösteriyor döneri. Yani dönerin yanı sıra diğer yemeklerimizi de severek yiyorlar. Yani dönere büyük bir rağbet var zaten Berlin'de yani. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Pazar alışverişin. Onu tam bilemiyorum abla ya. Bak arkadaş izne gitti geldi, bunu bir soruyor. Ne kadardır pazarda çalışıyorsunuz acaba? Aşağı yukarı 19 sene oldu. İlk senelere göre şimdi arasında nasıl bir fark görüyorsun? Şu, eskilere göre çok düşük.
turistler bir destek olmuyor mu buraya? Turistlerin çok geliyor olması bir destek olmuyor. Nerede eski gibi yani böyle para yok illa ki yani fazla bir şey almıyorlar. Eskide daha fazla bir alıyorlar. Bir şey değil ama. Berlin'in mutlaka görülmesi gereken yerlerinden bir tanesini ziyarete geldik şimdi. Burası Brandenburger Kapısı'na oldukça yakın bir konumda yer alan Yahudi Anıtı. Tam adıyla Avrupa'da hayatını kaybeden Yahudiler Anıtı olan bu mekan gerçekten çok enteresan. 2003-2004 yılları arasında inşa edilen bu anıt adeta bir labirente andırıyor. Bunun nedeni içerisine doğru girdiğimizde yer seviyesindeki değişikliğin yaşanması ve aynı zamanda yükselip alçalan sütunlar yüzünden labirent gibi bir ortam oluşturulması. Bu anıtla anlatılmak istenilense 2. Dünya Savaşı döneminde insanların içerisinde yaşadığı kafa karıştırıcı ve rahatsız edici ortam bir gördüğünü bir daha görememe hali. Burası özellikle akşam saatlerinde ışıklandırıldığı zaman görülmeye gerçekten değer bir yer. Neukölln'de canınız farklı bir tatlı çektiği zaman gelebileceğiniz harika bir dükkanı ziyarete geldik şimdi. Son yıllarda özellikle Türkiye'de lokma modası başlamıştı. Bu moda şu anda Berlin'e, Karl Marx Strasse'ye de geldi. Arkamda görmüş olduğunuz lokmacı içeride bildiğimiz klasik lokma tatlısının birbirinden farklı varyasyonlarını, lezzetli çeşitlerini bulabileceğiniz bir yer. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım içeride nasıl tatlılar var? Bu yeni lokma tatlısı nasıl? Hep birlikte göreceğiz. Lokma House'tan Erol Bey var yanımızda şu anda. Lokmamız hazırlandı. Şimdi öncelikle dükkanı biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Ne kadar zamandır burada acaba Lokma House? Çok uzun bir mazimiz yok. Almanya'ya, hatta Berlin'e ve Almanya'ya ilk defa firmamız getirdi lokmayı. Bunun da ayrıyeten gururunu yaşamaktayız. Yüzyıllardır Türk mutfağımızda, hatta Osmanlı geleneklerimize ait olan bildiğimiz şerbetli lokmayı yeni nesil lokma olarak Almanya'ya ilk getirmenin gururunu yaşıyoruz. Lokmayı tanıtayım size kısaca. Lokmalarımız hamurdan yapılıyor. Top şeklindedir. Bizim sunumlarımızda kaplarımız bu şekildedir. 8 tane top lokma koyuyoruz içine. Bu lokmanın eski bildiğimiz ucuz, sadece cenazelerde kilo kilo dağıtılan lokmalardan farkı şu oluyor. Yağ çekmeyen ve şerbetsiz olması oluyor. Özel bir karışımla, hamurla hazırlanıp yağda kızartılarak, dediğim gibi çok önemli bir nokta, yağ çekmeyen ve şerbetsiz bir lokma oluyor. Bunun içine çikolata kremalarından enjekte ediyoruz.
kremalı çikolatalarımız var. Vanilyalı, şokoladeli çikolatalarımızı isteğe göre, damak zevkine göre müşterimize sunuyoruz. Müşterimizin isteğine göre bu şekilde karışımlarla hazırlayabiliyoruz. Dışına meyveli, işte ice, dondurmalı gibi süslemeler yapabiliyoruz. Yine dediğim gibi müşterimizin kendi isteğine özel bir şekilde hazırlamaları oluyor. Çam fıstığı, fındık, fıstık, işte çekirdek vesaire gibi yan ürünlerimiz de var üzerine süslemek amaçlı ve tat vermek amaçlı. Bunları müşterimizin isteğine göre bu şekilde bitmiş bir halde sunabiliyoruz. Bu örnek simple dediğimiz bir lokma, sade bir lokmamız. Bunun çeşitleri de menülerimizde görmüş olduğunuz gibi yine resimlerde de görsellerde de belirtmişizdir. Sade diyorsunuz ama gayet güzel görünüyor. O zaman Karl Marx Strasse'de yeni açılan bu dükkanı herkesi bekliyoruz. Yanımızda Hasan Bey var şu anda. Bize biraz dükkanda nasıl yiyecekler satılıyor bahsedebilir misiniz? Biz 2002'den beri buradayız. 2002'den beri döner, tavuk, lahmacun, pizza, ondan sonra salata, yani bu tür şeyleri satıyoruz. İsmi nereden geliyor? Dükkanın adı çok ilginç geldi bize. Max Morris ismi. Max Morris ismi eskiden... Yani kesin olarak onu ben şu anda cevap veremiyorum çünkü sahipleri burada değil ama tahmin ediyorsam o Maximilan'dan falan gelme. Yani kesin bilmiyorum onu. Siz peki kaç senedir buralarda çalışıyorsunuz totalde? Yaklaşık 3 yıldır Max Morris'lerdeyim. Almanya'da kaç senedir yaşıyorsunuz acaba? 30 yıl. Nasıl bir değişiklik gördünüz 30 yılda Almanya'da? İlk zamanlardan şimdiye sizin gözlemlediğiniz değişiklikler gençliğinizden bugünlere neler oldu acaba? Ne çok güzel bir soru ya, ben bunu nasıl cevaplayayım şimdi? Herhalde yabancılar çoğaldı, yani öyle değil. Çünkü dünyanın her tarafında şu anda insanlar var burada. Bu Avrupa Birliği'yle falan bütün dünya burada, yani Berlin'de. Şimdi eskiden bu kadar yabancı yoktu. Sizce Almanya'da Berlin'deki en büyük problem nedir? Bence en büyük problem yabancı problemi. Bence. Son olarak da Berlin'de en sevdiğiniz şey ne peki? Burada da sizin en çok hoşunuza giden şeyi sorsam. Bir yer olabilir, bir etkinlik olabilir. Berlin'de en sevdiğim şey mesela ne diyebilirim? Mesela ulaşım diyebilirim veya işte sağlıkla ilgili sorunlar diyebilirim. Bunlar hep çok rahat, kolay şeyler. İstediğin yerde istediğin şeyi yapabiliyorsun. Herhalde en güzel şeyler onlar yani. Bir de çok güzel bir yaşam şekli var yani. Serbest bir yaşam şekli var. Kimse kimseye karışmıyor. Bence güzel yani. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.
Strassen programının bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümlerde Berlin sokaklarını TD1 ekranlarında beraber keşfetmeye devam edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz eğer soru, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimizi kullanabilirsiniz. info@td1.de adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.